Hadi anlat. Çabuk. Anlatacak bir şey yok anne. Nasıl yani? Nasıl anlatacak bir şey yok? Seyran'la yukarıda. Göz göze, dudak dudağa öylesine duruyordunuz yani. Şimdi diğer seni aşağıda beklerken. Abartma anne. Ne gördün sen? Yetecek kadarını. Diğer da yanımda. Geldik kapıya kadar. Neredeyse o da görüyordu. Nasıl uzaklaştıracağım şaşırdım. Hakikaten mi ya? Hakikaten ya. Bir de olanlar yetmemiş gibi Seyran geldi, oturdu masaya. Bir diğer bir o, bir diğer bir Seyran. Neye uğradığımı şaşırdım. Gef gef gerildim ya. Ne yapıyorsun? Anne, yani ne söylersen söyle çok haklısın ama yani sandığın gibi değil durum. Peki bu sandığım gibi olmayan şey tekrarlanırsa? Tekrarlanmaz anne. Olur mu öyle şey? Ben Diyar'a kötü bir şey yapmam. Tanımıyor musun sen beni? Konu seni tanıyıp tanımamak değil ki. Küllenmemiş duygular insan saçma sapan şeyler yaptırır. Yani bunu öğrenemedin mi sen bu yaşına kadar? Hadi şimdi kaç bakalım. Ferit bak. Hala birbirinizi seviyorsanız. Hala vakit varken ha? Ya ne sevmesi anne ya? Sen de... Bak Seyran döndüğünden beri sana sordum. Aklında Seyran var mı diye. Varsa sil diye. Niye? Çünkü Seyran hayatına devam etti. Üzülme isterim. Ama şimdi... İşler değişti. Değişmez anneciğim. O işler öyle kolay kolay değişmez. Sen adamın tekiyle 2 yıl ortadan kaybol. Sonra herif psikopat çıksın. Heriften ayrıl. Gel buraya. Duyguların değişsin. Yok öyle dünya ya. Hiçbir şey değişmedi. Sakin. Sakin. Anne ben Diyar'la evleneceğim anne. Tamam mı? Bu konu kapandı. Seyran Meyran yok. Bitti ya. Ya şu kurduğun cümleler bile bas bas bağırıyor. Ben Seyran'a çok öfkeliyim ama hala onu çok seviyorum diye. Hı? Ben bu durumda Diyar'ı seç diyemeyeceğim. Çünkü kıza yazık. Size de yazık. Kimseye yazık falan değil. Herkes istediği hayatı yaşıyor. Herkes halinden memnun. Okey? Ben bu akşam masada halinden memnun olmayan 3 insan gördüm. Okey? Neyse ne anneciğim. Neyse ne. Diğer beni hiçbir zaman bırakmadı. Ben de onu bırakmayacağım. Evleneceğim onunla. Tamam mı? Sen de bu konuyu daha fazla uzatma. Hadi. İyi, iyi ol. Üzülme sen. İyi ol yani. Dikkat etsene Ayşen. Affedersin Seyran Hanım. Ferit Bey'i arıyorsanız da bu arada bahçede. Kimi aradığım seni hiç ilgilendirmez Ayşen. Acaba seni mi daha çok sevmiyorum ablanı mı? Amacın ne senin? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Asıl senin amacın ne Seyran? Telefonu bilerek indirdin aşağı değil mi? Yarım kalan bir konuşmamız vardı hatırlıyorsan. Neyse ne. Aramızda hiçbir şey yarım kalmadı. Her şey bitti. Tamamlandı. Hiçbir yere gidemezsin Ferit. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Benim canımı mı yakmak istiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? İzin verirsen uyumak istiyorum sadece. Uyuyamazsın Ferit. Cevabını kaldıramayacağın soruları sormayacaksın o zaman. Soruyorsan da sonuçlarıyla yüzleşeceksin. Şşş, bağırma. Ne duymak istiyorsun? Dinliyorum. Söyle. Duyacaklarını duyup çekip gitmek ne demek ya? Hasta mısın sen? He? Cevap ver bana. Şşş.
Ne istiyorsun? Cevap ver o zaman bana. Yapma. Hı? Yapma şunu. Herkes sana aşık mı olsun istiyorsun? Herkesin aklı sende mi olsun istiyorsun? Eskisi gibi kadınlar senin için savaş mı versin istiyorsun? Ne istiyorsun ya? Cevabını aldın, ego tatmin olur mu Ferit? Yapma şunu. Böyle bir şey değil bu. Böyle bir konuşma yaşanmadı. Tamam mı? Unut gitsin. Unutamam Ferit. Unutamam, tamam mı? Yaşandı bir kere, unutamam işte ya, unutamam! Keşke kurtarmasaydın beni. Şşş. Sakın bir daha söyleme bunu. Sakın. Sen söyle o zaman Ferit. Bir şey söyle artık bana. Neden böyle saçma sapan sorular sorup benim kafamı karıştırıyorsun? Ha? Seyran. Biz çok yıpranacağız seninle. Bunu kabullenmekten başka hiçbir çaremiz yok. Neydik? Ne yaşadık? Ne olduk? Bu soruların cevaplarını hiçbir zaman veremeyeceğiz. Hiçbir zaman. Ben diğerle evleneceğim. O yüzden ne benim sorularımın bir önemi var, ne de senin cevapların. Öyle mi Ferit? Öyle. O zaman bırak ellerimi.